f fonksiyonu için f eksi 1 3'e, f'in eksi 1'deki birinci türevi ise 5'e eşit olarak g fonksiyonu içinde g x eşittir 1 bölü x olarak verilmiş. Güzel. Büyük f fonksiyonu bu iki fonksiyonun çarpımı olarak tanımlanmış. Bunlara göre büyük f fonksiyonunun türevinin eksi 1'deki değerinin neye eşit olduğunu bulmamızı istiyorlar. Evet türevin çarpım kuralını uygulayabiliriz öyle değil mi? Büyük f üssü x. Büyük f x bize verilen iki fonksiyonun çarpımı olduğuna göre büyük f üssü x f üssü x çarpı g x artı fx çarpı g üssü x olacak. Büyük f üssü eksi 1'in neye eşit olduğunu bulmak için de x gördüğümüz yerlere eksi 1 yazıp f üssü eksi 1 çarpı g eksi 1 artı f fonksiyonunun eksi 1'de aldığı değer çarpı g fonksiyonunun türevinin eksi 1'deki değeri. Evet bakalım bunun neye eşit olduğunu bulabilecek miyiz? Bize verdikleri bilgilere bakarsak f üssü eksi 1'in 5'e eşit olduğunu zaten biliyoruz. O zaman bunun yerine hemen 5 yazabiliriz. Bunun yanında f eksi 1'in neye eşit olduğunu da biliyoruz. İşte burada f eksi 1 de 3'e eşitmiş. Harika. g eksi 1 ile g üssü eksi 1'in neye eşit olduğunu vermemişler ama bunların ne olduğunu bulabiliriz galiba. g x eğer buna eşitse g eksi 1 1 bölü eksi 1'den eksi 1'e eşit olur değil mi? Bu da eksi 1'miş ve son olarak bir de g üssü eksi 1'in neye eşit olduğunu bulmak için bunun türevini almamız gerekecek. Hemen yazalım. G üssü x. Evet ya da önce gx yazayım. 1 bölü x, x üzeri eksi 1'e eşittir. Evet bunu bu hale getirdim çünkü kuvvet kuralını uygulamak istiyorum. G üssü x için buradaki kuvveti x'in önüne getirip kuvveti 1 eksiltecek ve Eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2 elde edeceğiz. Buna göre g üssü eksi 1, eksi 1 çarpı eksi 1 üzeri eksi 2'den eksi 1 bölü eksi 1'in karesi burası 1 eder ve sonuç olarak eksi 1 elde ederiz. Evet buraya da eksi 1 yazalım. 5 kere eksi 1 eksi 5'tir. Artı 3 çarpı eksi 1 eksi 3 eder. Eksi 5 eksi 3 ise eksi 8'dir büyük f üstü, eksi 1 eksi 8'miş. Harika.